Kıymetli dostlarım, Balıkesir Manyas'taki Damızlık Gebe Düve çiftliğimizdeyiz. Burası açık gübre havuzumuz. Arkada gördüğünüz gibi devir daim yaptırıyoruz. Havuzun içerisinde pompamız var. Şurada da seyyar bir kap hortumumuz var. Bu hortum sayesinde bu tankere gübreyi dolduracağız şimdi, sıvı gübreyi. Önce karıştırıyoruz 15-20 dakika, sonra bu tankere yüklüyoruz. Tankerimiz 20 tonluk. Bölgemizde Gönen Enerji firması var. Gübreden elektrik üretiyor. Onlar gelip alıyorlar periyodik aralıklarla. Yaklaşık olarak günde bir tanker gübre çıkıyor. Sıvı katı karışık işletmemizden. Tabii burası bizim kiralık işletmemiz. Bizim kendi yaptığımız bir işletme değil. Biz yapmış olsaydık böyle bir şey asla olmazdı. Burada tamamen iş gücüne bağlı ve görüntü kirliliği olan bir manzara var. Biz yeni yaptığımız çiftliklerde gübre yönetimini çok profesyonel yapıyoruz. Hiç kimse el değdirmeden, dokunmadan gübreyi tankere yükleyebiliyoruz. Şunun için çektim ben bu videoyu. Gübre bizim başımızın belası. Bazı arkadaşlar, yeni yatırımcılar, böyle sektöre dışarıdan giren arkadaşlar fuarda olsun telefonla arayarak, işte biz 300-500 bin baş hayvancılık yapmak istiyoruz, Eşref abi bize nasıl yardımcı olursun diye sorduklarında onlara şunu söylüyorum. Bir hayvanın günde kaç kilogram dışkı çıkardığını biliyor musunuz? Hayır diyorlar, bilmiyoruz. Siz hep matematiksel hesapları hayvanın geliri üzerine kurdunuz. Günde hayvan kaç kilo canlı ağırlık kazanır, ne yer, ne içer, ne zaman keseriz, etin fiyatı nedir gibi hesaplar yapıyorsunuz. Ama hiç kimse hayvanın ne kadar gübre çıkardığını hesap etmiyor. Bir hayvan günlük canlı ağırlığının yaklaşık %8'i kadar katı sıvı dışkı çıkarıyor. Yani 500 kiloluk bir hayvan olursa günlük katı sıvı 40 litre civarında dışkı çıkarıyor ki bu çok büyük bir rakam. Eğer 1000 tane hayvan besliyorsanız günlük 40 ton gübre çıkacak demektir. Önce gübreyi nereye koyacağınızı, bu gübreden nasıl kurtulacağınızı, nasıl uzaklaştıracağınızı hesap etmeniz gerekir. Hayvanın gelirini hesap ederken gübresini hesap etmeyi unutmayın. Tabii ki bizim geniş arazilerimiz var, tarlalarımız var. Gübreyi o şekilde değerlendirebiliriz Eşref abi diyorsanız bir nebze problemi aştınız demektir. Aksi halde devletle başınız belada demektir. Bu gübreyi bir şekilde insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırmanız gerekiyor. Bunun da en güzel yöntemi gübreyi elektriğe çevirmek. Gübreden elektrik elde etmek, akabinde elektrik elde edilmiş gübrenin torbalanması yahut yeniden organik maddeyi arttırma amacıyla torbalanarak gübre olarak satılması, o da apayrı bir ekonomik değer. Tabi bunlar için ciddi yatırımlar gerekiyor. Gübreden gaz elde etmek öyle herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir şey değil. Çok ciddi ve büyük yatırımlar istiyor. Dışarıdan bakıldığında ya abi çok da zor bir şey değil, ben işte YouTube'da gördüm, adam birisi fıçının içine gübreyi koymuştu, oradan da evdeki tüpü yakıyordu gibi çok basit uygulamalara bakmayın. Günde 20 ton 40 ton gübrenizin çıktığını düşünürseniz bu öyle bir iki fıçıyla yapılacak bir işe benzemiyor. Ben yaptım, oldu, fıçının içine koydum, oradan gübreden gaz elde ettim diye övünen arkadaşlara şunu da söylemek isterim. Bir tabak fasulyeyi yiyen herkes gaz üretebiliyor. Önemli olan üretilen gazı depolamak ve bunu amacı doğrultusunda kullanmak. Ayrıca atık olarak çıkan posaları da gübre olarak değerlendirebilmek. Bu videonun amacı şuydu. Hayvancılık yapmak isteyen, hayvancılığa meraklı, ilgili olan arkadaşlar, hayvanın sütünü, etini eline hesap makinesini alıp hesap ederken lütfen gübresinde hesap etsinler. Bu hayvanlar bir de gübre çıkarıyor. O hesabı unutmayın. Aksi halde her taraf gübreyle dolar, çiftliğiniz kötü kokar, nereye dökseniz şikayet gelir, devlet gelir size güzel bir ceza yazar, aklınız başınıza gelir. Bunları anlatayım istedim bu gübre videosuyla. Ha, şunu da yapabilirsiniz, bu tarz tankerlerin arkasına aparatlar takarak tarlaya bunu sepebiliyorsunuz, kış aylarında atabiliyorsunuz. Soralım Savaş Bey'e. Savaş Bey, şu anki kullandığımız pompa yaklaşık 8 beygir, 9 beygir civarında bir pompa. Evet.
saatte kaç ton atıyor? Bu 20 tonluk tankeri kaç dakikada dolduruyor? Saat dakikada 1 ton basıyor. 20 dakikada 20 tonluk bu tankeri doldurabiliyoruz şu 20 anda. 20 dakikada bu da yeterli, evet, değil mi? Rahatlıkla. Önce yeterli. Karıştırıyorsun katı sıvı gübreyi. Evet, flashing sistemimizle sıyırgılarımızdan gelen gübreyi havuza saldıktan sonra, yani gübreyi kendi formatıyla döndürüyoruz içeride. Yağan yağmur havuzumuz açık olduğu için yağan yağmur sularını gübreyle karıştırıp gübreyi daha akıcı kıvama getiriyoruz. Ama pompamız bu arada şunu da söyleyelim mi? Gübre, bu gübreyi alan arkadaşlar içerisinde çok sulu gübreler istemiyorlar. İçerisine çok su karışsın da istemiyorlar. Tabii ki sadece yağmur suyu karışıyor bizim gübremize. Diğer atık sularımız vesairemiz karışmadığı için, evet, gübremimizin şu andaki pH'i gayet iyi. Kaliteli de bir gübre olsun istiyorlar yani. İçerisinde gaz üretmeye müsait olmayan gübreyi adam alıp da ne yapsın, değil mi? Kesinlikle. 10 kuru madde gerekiyor. 10 kuru madde gerekiyor. Bizimki kaç geliyor usta? Şu anda 10 geliyor değil mi? Güzel. Aslında daha yüksek olsa daha iyi olur. Su taşımanın bir anlamı yok. Tabii. Evet. 7'den aşağı gitmiyoruz zaten. 7'den aşağı gelirse kuru maddesi taşımaya değmez diyor ustam. Gittiğimin ne faydası var diyor. En azından 10 kuru madde olmalı ki ben bunu taşımalıyım diyor. Bu da size dipnot olarak aktarmış olayım. Allah'a emanet olun.